Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bu dersimizde yine sizlerle birlikte bir makine parçasını elde etmeye çalışacağız. Elde edeceğimiz makine parçamız, ekranda da görmüş olduğunuz gibi, pompa yatağı diye adlandırılabileceğimiz bir makine parçası arkadaşlar. Daha çok flençli dirseğe benzeyen bir yapısı var. Hemen bunu katı modelle parça haline getirelim arkadaşlar. Ben şuradaki görmüş olduğunuz tabanı çizerek başlayacağım. Bu taban için çap 74, yükseklik 10 mm. Bunu haliyle üst düzleme çizerek, yani tap bileğine çizerek başlayacağım. Parça ortamındayız. Tap bileğin sketch. Daire komutumu aldım. Orijin merkezi. Akıllı ölçülendirmemle. Çap 74. Pictures. Ekstrüzyon ile katı oluşturur. Yani extrude boss space ise 10 mm yükseklik verdim. Evet. Şimdi hemen bu taban üzerindeki 4 adet deliğimizi açalım arkadaşlar. Bu 4 adet deliğimizin çapının 8 olduğunu görüyorum. Eksen mesafesine baktığımda ise, delikler ekseni çapına baktığımızda çap 60 olduğunu görüyorum. Bu yüzeye çizim açtım. Dik baktım arkadaşlar. Daire komutumla orijin merkezli bir daire çizdim. Fakat bu dairenin merkez çizgisi, yani eksen çizgisi olması için for construction'ı seçiyorum. Ve akıllı ölçülendirmemle bunu çap 60 haline getiriyorum. Tekrar daire komutumu aldım. Bu 4 çeyrekten birinin üzerine, örneğin yukarıdakinin üzerine bir daire çizdim. Tekrar çap ölçümü aldım. Bu çapın 8 mm olduğunu gördük. Delik üzerinde düzeltiyorum. Yüzeyde 4 delik var. Çap 8 olan. Bunun için Linear Sketch Pattern altından Circular Sketch Pattern alıyorum. Ve bu dairemi seçiyorum. 4 adet çoğaltıyorum. İzometrik baktım. Boşaltma işlemi yapacağım. Features, Extrude Cut. Ne kadar en sağlıklısı Up to Next, bir sonraki yüzeye kadar onay verdim. Devam edelim arkadaşlar. Tekrar resmimize döndüğümüzde şuradaki borusal kısmı, çapı 44 mm olan borusal kısmı çizelim. Ve buna geçici olarak örneğin 58-60 civarında bir yükseklik verelim. Çap 44'lük bir boru çizeceğiz ve 58-60 civarında yaklaşık veriyorum. Çünkü daha sonraki kesme işlemlerinde bu kısımlar ayıklanacak. Bu yüzeye tekrar çizim açtım. Dik baktım. Orijin merkezli dairemi çizdim. Akıllı ölçülendirmemi alıyorum. Çap 44. Ve Features'ten Extrude Boss Base'de şimdilik buna 60 mm yükselti veriyorum. Şimdilik lafını tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu kısımlar kesme boşaltma işleminde kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Resmimize döndüğümüzde, şimdi buradaki yatak diye adlandırabileceğimiz bu gövdeyi oluşturmamız lazım. Bu gövdenin tabandan yüksekliği 58 ve buradaki dış çap veya yarı çap 32, yani 64 çapında, tabandan 58 yüksekliğinde bir daire çizeceğim. Tabii bu daireyi de görmüş olduğunuz gibi sağ düzleme çizmiş olmam lazım. Sağ düzleme çizim açtım. Dik baktım arkadaşlar. Öncelikle bir merkez çizgisi
oluşturuyorum orijinden yukarı doğru. Ve bu orijinin bu eksen çizgisinin üzerine mid plane'e yakalanmadan bir daire çizdim. Bu dairemin çapı yarıçap 32, çap 64 mm. Bu dairemin merkezinin tabandan yüksekliği ise 58 mm. Şu şekilde. Peki ne kadar ekstrüzyon vereceğiz buna baktığımızda? Sevgili arkadaşlar, buradan buraya 64 mm bir ekstrüzyon veriyoruz. Fakat ekstrüzyon tek yönlü değil, features. Ekstrüzyon 64 mm tek yönlü değil, blind yerine mid plane orta düzlemden ver şeklinde olacak. Şimdi bu sağ kısımdaki eğrisel boruyu oluşturalım arkadaşlar. Ben bu kısmı süpürerek katı oluştur komutuyla elde edeceğim. Onun için bir profile ve bir yola ihtiyacım olacak. Önce yolu belirlemem lazım. Yol olarak arkadaşlar yatay 80 mm'lik bir doğru, dikey 56 mm'lik bir doğru. Yine sağ düzleme oluşturacağız. Right plane'e sağ düzleme çizim açtım ve dik bakıyorum. Merkez çizgimi aldım. Orijinden düzeltiyorum. Gövdenin merkezinden sağa doğru ve yukarı doğru iki çizgi oluşturdum. Ölçüleri hatırlayalım. 80 ve 56. Akıllı ölçülendirmemi aldım. 80. Bu mid plane'lere ya da mid point'lere yakalanmak hep sıkıntı yaratıyor. 56 idi sanırım. Evet. 56 mm. Buradaki büküm yarıçapına bakalım arkadaşlar. Yarıçap 30. Radius'u alıyoruz sketch fillet. Değerimizi 30 olarak belirledik. Bu kısmı radius'e birleştirdik arkadaşlar. Bu bizim süpürerek katı oluşturmada yolumuz olacak. Fakat burada bir hata yaptık. Süpürerek katı oluşturacağımız için bu çizgilerin arkadaşlar sürekli çizgi olması lazım. Yani kalın çizgi. Hemen bunu düzeltelim. Bu çizgiyi seçiyorum. Buradaki ikondan tekrar kalın çizgiye bunları çevirelim. Ben bu kısmı unuttum. Yolumuzu oluşturduk. Onay verdim. İzometrik bakıyorum. Şimdi bu noktalardan birine yeni bir düzlem oluşturmamız lazım. Ben bu noktaya yeni bir düzlem oluşturacağım. Referans geometriden plane'i seçiyorum. Bu noktayı ve bu doğruyu seçtiğimde o noktadan doğruya dik bir yeni düzlem elde etmiş olacağız. Şimdi bu yeni düzlem üzerine geliyorum. Çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Burada arkadaşlar yine çapı bir bakalım arkadaşlar hemen buradan. Bütün çapları 44 olarak almıştım ben. Buradaki dış çapta ölçüyü burada vermemişim ama 44 alacağım. Yani bütün dış çapları borulardaki 44 olarak sabitledim. 44 olarak alıyorum. Yani buraya orijine bir daire çiziyorum. Akıllı ölçülendirmemle çapını 44 yaptım. Evet. Yolumuz ve profilimiz. Profili çizdikten sonra yine onay verdim. Ve bu iki unsuru sweep boss base yani süpürerek katı oluştur komutuyla önce profil daha sonra yol olacak şekilde katı haline getiriyorum.
Buradaki plane 1'i de hide ile gizleyebiliriz. Buradan devam etmişken hazır şuradaki üst bağlantı kısmında hemen oluşturalım arkadaşlar. Bunun üst kısmında. Arada 62 mm'lik eksen olan iki delik. Yarı çapı 10 mm olan uçlarda iki daire ve ortada yarı çapı 25 olan bir daire. Yani bu yüzeye çizim açtık. Dik baktık. Ve center line'la ne yapalım? Buradaki merkezi yakalayıp bir doğru çizip tekrar bir doğru çizebiliriz. Buraları midpoint'ten yakalama şansımız da var. Çok farklı yöntemlerle arkadaşlar yakalayabiliriz. Veya bu işlemi örneğin şu şekilde yapmamız da mümkün. Center line aldım. Şimdi buradan ilişki ekle kısmına geldiğimde bu doğrunun üzerine gelip sağ tuşa basıyorum. Select midpoint ve buradaki dairenin dış yüzeyini seçip konsantrik dediğimizde yine bu doğrumuz buraya merkezden hizalanacaktır. Bu da farklı bir yöntem. Bunu da göstermiş oldum. Ölçülerimizi tekrar hatırlıyoruz arkadaşlar. 62, yarı çap 10 ya da çap 20, çap 50. Burası 62 mm olacak. Şimdi arkadaşlar bu uç kısımlara bir daire, bir daire, bir de orijine bir daire çiziyorum. Bu dairemizin yarı çapı 10, çapı 20 mm. Her iki daireyi eşitleyebilirsiniz. Eşit yap diyebilirsiniz. Ben şu an çap olarak girdim. Buranın yarı çapı 25'ti. Çap 50 olarak giriyoruz. Şimdi bu daireleri bir doğruya dıştan teğet birleştirmemiz lazım. Line komutunu aldım. Mantık şu. Yine burada turuncu olarak renklendiğinde sol tuşa basıyorum. Bırakmadan diğer daire üzerine girip burada çakışıklık ve teğetli aynı anda görürsem bu şekilde siyah çizgi elde ediyorsanız görmüş olduğunuz gibi her iki uçta da teğet ve çakışıklığı bir defa elde ediyorsunuz. Aksi durumda kontrol tuşuyla ilişki vermeniz lazım. Aynı işlemi burada yapıyorum. Turuncu olarak renklendiğinde sol tuşuma basıyorum ve bırakmadan diğer teğet noktasında çakışıklık ve teğetliği gördüm. Sol kaldırdım. Evet, yine burası da siyah çizgi. Kontrol edelim arkadaşlar. Teğet çakışık, teğet çakışık. Bu eksene göre bu doğruları, teğet doğruları aynalayacağım. Mirror and Ties. Bu doğrumuz ve bu doğrumuz.
kıllı ölçülendirme ile 10 mm çapa getiriyoruz. Yine burada kesme işlemiyle ekstremi kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki için up to next komutunu kullanıyorum. Evet, buradaki iç delikleri arkadaşlar daha sonraki aşamada yapacağım ki bir defa da halledebileyim. Şimdi resmimize döndüğümüzde bu sol taraftaki boru kısmını elde edelim arkadaşlar. Bunun için 68'lik bir doğru çizebiliriz. Yine bunu süpürerek katı oluşturmayla elde edebiliriz. Yani tekrar sağ düzleme bir çizim açıp merkez çizgisini alıp orijinden sola doğru bir doğru çiziyoruz. Tabii bunu normal extrude boss base'te de yapmak mümkün. 68 milimetre de bir yol çizdik fakat yine bunu sürekli çizgi haline getirmemiz lazım. Bu uca bir düzlem açacağız. Nokta doğru. Şimdi bu düzleme sketch açtım. Dik baktım. Daire çiziyorum. Daire şu şekilde görebilirsiniz. Merkezi yakalayamıyorsanız. Bütün dış çapları 44 olarak fixlediğim için arkadaşlar yine 44 dış çapını giriyorum. Evet. Yol ve profilim hazır. Sieve boss base süpürerek katı oluştur. Bu kısmı oluşturduk. Bu düzlemi artık izleyebilirim. Burada arkadaşlar bir kademe var. Çapı 48, derinliği 18 olan çap 48, derinlik 18. Yani bu yüzeye bir çizim açtım. Dik bakmadan bir daire çiziyorum. Akıllı ölçülendirmemle çapı 48 yaptım. Ve Features'ten ekstrüzyonla 18 değerini veriyorum. Tabii ki iç yöne doğru. Tekrar resmimize döndüğümüzde şu kapak kısmının arkadaşlar bağlantı için bulunan 3 deliği oluşturalım. Onun ölçülerine hemen bakıyorum buradan. Çap olarak nerede vermişim? Çap olarak vermemişsem de problem değil. Onu kendimiz hallederiz. Derinlik vermişiz. Yarı çap. 3 mm radyüs. Şu an burada göremedim. Evet, burada vermişim. Katı model üzerinde. Daha doğrusu perspektif resim üzerinde vermişim. Yarı çapı 6 olan. Bu delikler arkadaşlar, bu eksen olaraktan bu kenar üzerinde bu yüzeye bir çizim açıyorum. Dik baktım. Öre komutumla buradaki kuadranta bir daire çizdim. Yarı çap 6, çap 12 olacak şekilde ölçülendirdim. Ve bunu yine dairesel çoğaltmayla 3 adet çoğaltacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi merkezi orijin kabul etti. Bu durumlarda yapmanız gereken şey buradaki merkez seçimini sağ tuş Clear Selection yapıyoruz. Bunun yerine ben bu dış dairenin dış yüzeyini seçiyorum arkadaşlar. Böylece bu çoğalıyor. Burayı 3 yaptım. 3 yaptığımda tekrar dışarı yöneldi. Ben aynı şekilde bu yüzeyi veya buradan seçmemiz lazım. Bakalım hangisine izin verecek. Şu şekilde tekrar dış yüzeyi gösterip bu dış yüzeyin merkezini çoğaltma merkezi olarak kabul ettim.
Buna ne kadar derinlik vermişim bakıyorum arkadaşlar. 15 milimetre derinlik vermişim. Ne yapıyoruz? Features Extrude Boss Base 15 milimetre yapalım. Tabii ki ters yönde 15 milimetre olacak. Şu şekilde. Bu döküm bir parça olacağından dolayı hemen şu arka kısımlara da radius verelim arkadaşlar. Fillet. Yarı çapı 3 kullanıyorum. Kenarları seçiyorum arkadaşlar. Onay verdim. Tekrar diğer ikisi için de bu işlemi yapacağım. Kenarları seçtim. Diğer için de yapalım. Evet. Bu kısmı da oluşturduk. Şimdi burada arkadaşlar şu kısımda metrik 36'lık bir vidalı deliğimiz var. Bu kapak kısımlarındaysa metrik 5'lik deliklerimiz var. Öncelikle bu büyük delikten başlayalım. Metrik 36 çarpı 2, 18 milimetre derinliğinde bir delik var. Vida var daha doğrusu. Bu yüzeye tıklıyorum. Çizim açmadan normal tut dik bakıyorum. Delik için Hole Wizard delik sihirbazını çalıştırdım. Buradan vidalı delik olduğu için arkadaşlar bu dördüncü seçeneği aktif hale getirdim. ISO'yu kullanacağım. ISO standartını. Metrik 32 çarpı 36 çarpı bakalım. Metrik 36 çarpı 2. Buradan metrik 36 çarpı 2'yi seçiyorum. Anma ölçüsü olarak da. Blind komple blind'ı seçeceğiz. Tabi burada 18 milimetre delik boyu, bu kısım delik boyu, yine 18 milimetre vida boyumuz olacak. Bunu yapıyoruz. Position'a geldim. 3D sketch'imi aldım. Merkezi görmem lazım. Kenarda gezdim. Bakın burada merkezi gördüm ve onayladım. Buraya bu vidayı açtık. Buralarda metrik 5 açacağız. Bunu da yine Hole Wizard'dan aldık arkadaşlar. Yine aynı seçenek olacak. Metrik 5'i kullanacağım. Metrik 5'i seçtim. Bunların arkadaşlar vida boyunu örneğin 12'ye düzeltiyorum. Delik boyu 12. Örneğin vida boyumuz 8 milimetre olsun. Bu kısımlar şu an çok önemli değil. Position'a geldim. 3D sketch'i aldım. Yine kenardan merkezleri yakalamaya çalışıyorum. Merkezleri bu şekilde yakalayamasak da tekrar yakalama şansımız var. Ya da bunları düzeltme şansımız var. Dik bakarak sanırım daha uygun yapacağız. Bu şekilde buraya metrik 5 vidalarımızı açtık. Kesitte bunu görmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Gayet uygun olmuş. Evet. Vidalarımızı da açtıktan sonra şimdi arkadaşlar geldik iç deliklerimizi oluşturmaya. Bütün iç deliklerimizin çapını 30 olarak fixledim, sabitledim. Nereden başlayalım? Buradaki iç deliği açarak başlayalım. Bu yüzeye çizim açıyorum. Çapı 30 milimetre. Yine burada arkadaşlar süpürerek kes komutunu uygulayacağım. Onay verdim. Bana önceki çizimdeki
yol lazım. Bunun için buradaki sweep'in altına geliyorum. Bu yol skeçini show, görünür hale getiriyorum. Böylece bir profilimiz ve yolumuz göründü. Ve şimdi sweep cut, süpürerek kes komutunu uygulayacağım. Önce profil, daha sonra yol. Burada seçimde bir sıkıntımız var. Şuraya arkadaşlar tekrar seçelim. Önce profil, daha sonra yolumuzu seçmiş olduğumuzda kesme işlemini yaptık. Artık bu yol çizgisini tekrar üzerine gelip gözlükle gizleyebiliriz. Aynı işlemi burada yapacağım arkadaşlar. Bu yüzeye bir çizim açtım. Buna dik bakabiliriz. Bu merkeze bir daire çiziyorum. Bu dairemizin çapı da yine 30 olacak. Ve yine burada kesme işlemi yaparken extrude cut'la önemli olan burada şu okla arkadaşlar, şu ortayı geçecek biçimde göz kararıyla kesebiliriz. Çünkü henüz bu kısmı boşaltmadığımız için bir sıkıntı yaratmayacak. Evet. Ve alttaki delik için ise buraya bir çizim açıyoruz. Dik baktım. Yine buraya bir daire çizdik. Çap 30 olacak. Features Extrude Cut'la bu kısmı da yine şöyle ortaya geçecek biçimde kesmemiz yeterli. Şimdi boru içindeki delikleri açtık ve asıl final yapacağımız kısma geldik arkadaşlar. Şimdi buradaki deliği ya da boşluğu oluşturacağız. Bunun için arkadaşlar çapa baktığımda iç çapın 27 olduğunu görüyorum. Fakat bu iç derinliği ben burada resimlerde göstermemişim ama onu biz belirleyebiliriz. Problem değil. Yapmamız gereken bu yüzeye bir sketch çizim açtık. Dik bakıyoruz. Daire komutumuzu aldık. Merkezi gördüm. Bir daire çiziyorum. Yarı çap 27, çap 54 olacak biçimde bir daire çizdik. O ölçüyü vermediğimden dolayı da burayı biz Features Extrude Cut'la yaklaşık kesmemiz lazım. 59, örneğin 58 kesersek uygun olacak. Burayı da 58 kabul edelim. Şimdi iç yapısına baktığımızda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. İşin küçük ayrıntılarına kaldık. Örneğin 2 mm radyus verip belli kısımları, örneğin bu kısmı döküm olmasından dolayı yine radyusu çalıştırıp bu kısmı, örneğin yine radyusu çalıştırıp buradaki boğaz kısmını, bu kısmı, bu kısmı radyüslerimizi verebiliriz. Bunun dışında kalan kısımlara da 0,5 mm radyüsler verilebilir arkadaşlar. Evet. Bu dersimde sizlerle pompa yatağı diye adlandırabileceğimiz bir makine parçasının tasarımını yaptık. Başka bir dersimde görüşmek üzere, hoşça kalın.